Haber Global ekranlarındasınız. A'dan Z'ye programı başladı. Her pazar olduğu gibi bu haftada sağlığımıza dair yine çok önemli konuları konuşmaya başlayacağız. Stüdyomda yine çok kıymetli konuğum benimle birlikte olacak ve düşünüyorum ki sizin de ilginizi çekecek çok önemli bir konuyla burada olacağız. Bakalım konuğumuz kim ve konumuz ne? Müzik modern yaşam infertiliteyi etkiler mi? İnfertil çiftlerin ne kadarı tedavi edilebiliyor? Doçent Doktor Nicel Taşdemir merak edilenleri anlatıyor. Birazdan... Yani bu haftaki konumuz e, izlediğiniz üzere infertilite yani halk arasında bildiğimiz isimle kısırlığı konuşacağız. E, doçent doktor Taş Taşdemir, stüdyo konuğum. E, geçtiğimiz bölümlerde hocam bayağı kardan kıştan dolayı evet. zor gelmiştiniz Eskişehir'den. Bu hafta böyle bir e, sıkıntı yaşanmadı ama dün Çok 23 Nisan'dı. Evet. Bunun belki yoğunluğu var. Evet, çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Kendi oğlum Can da dahil hepsine el sallıyoruz ve onlar için, yeni nesiller için çalışmaya devam ediyoruz. Harika hocam. Buradan kutlamış olalım. Bir kez daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı. Şimdi hocam, biraz önce tanıtımda da izledik. İnfertilite dedik biz ama halk arasında kısırlık diye biliniyor. Bu evet. konuyu konuşacağız ama unutmadan sizlerden gelen soruları da bekliyoruz efendim yayın boyunca. Doçent Doktor Nicel Taşdemir bu soruları cevaplandıracak. Sosyal medya adreslerimizi zaman zaman ekranda görüyor olacaksınız. Hocam, Kısırlık mı infertilite mi? hangisini kullanacağız? Şimdi halkın tabirlerini biz tıpta çok saygı gösteririz. Yani halk arasında bilindiği tabir bilmelisiniz. Döşüm ağrıyor, yel girdi vesaire. Hekim olarak e, hakim olmanız gerekiyor terminolojisine, halkın kullandığı terminolojiye de. Onun için halk arasındaki tabiri genelde kısırlık. İnfertilite tabii bu sosyal medya araçlarının, iletişim araçlarının ve televizyonların da etkisiyle daha oturmaya başladı kavram olarak daha bilimsel bir tabir. daha daha tıbbi bir tabir ama halk arasında da kısırlık olarak bilindiği için onu hala kullanıyoruz. Peki modern yaşam İnfürtilte gerçekten etkiliyor mu? Şimdi eskiden de duyardık hani ay çocuğu olmuyor işte sağlık sorunu var vesaire ama günümüzde sanki daha mı daha arttı doğru. Hı -hı. farkındalık mı arttı? Şimdilik şimdi farkındalık arttı sağlık Hizmetlerine ulaşım arttı e, ve insanların birbirine bu problemi gizleme durumu biraz ortadan kalktı. Eskiden tabu Hadi olarak gizlen. görülen bir 10-15 sene önce e, çocuk olmakta zorlanan çiftler birbirlerine ya da ailelerine danışmakta çok zorluk çekerlerdi. Sosyal baskıyla genelde ortaya çıkan durumlar olurdu. Şimdi insanlar biraz daha rahat konuşabildiği için daha e, aşikar görülüyor. Evlilik yaşları ilerledi. E, Kadının yaşı çok önemli bir kriter olduğu için e, bizim tedavilerde ve çocuk sahibi olma ihtimali açısından kadınların 40 yaşından sonra doğurganlık azalmasına rağmen 40 yaş sonrası evliliklerin oranının artmasıyla e, daha geç çocuk talebiyle bize daha çok başvurular, daha çok görünür hale gelmeye başladı. Şimdi infertilite, kısırlık dediğimizde Hı -hı. genelde sanki e, kadından kaynaklanan bir sağlık sorunundan dolayı diye daha çok biliyoruz biz. Evet. Ama artık galiba bunu Şimdi da kırmış durumda mıyız hocam? Sadece. Bilimsel olarak öyle bir durum yok. Hemen hemen eşit oranlarda problemlerle karşılaşıyoruz biz klinikte. E, ama halk arasında yine kültürel anlamda böyle bir baskı var kadınların üzerinde maalesef. E, öyle değil. Biz de çiftleri zaten beraber değerlendiriyoruz. Yani önce kadına bakalım. Sonra erkeğe bakalım demiyoruz. Hı hı. İkisini bir arada değerlendirip problemleri e, bulmaya çalışıyoruz. Çoğu çiftte de ikisinde de aynı anda problemler olabiliyor. Hangi parametreleri parametrelere bakıyorsunuz hocam? E, kadınlarda işte anatomisine bakıyoruz. E, tüpler rahim e, açık tüplerin açıklığı, rahmin anatomisinin düzgün olup olmadığı, e, yumurta kapasitesi çok önemli. Yumurtalık kapasitesi bazen çok genç yaş hastalarda yumurtalık kapasitesinin azaldığını görebiliyoruz. Bunlar temel baktığımız kadın parametreleri, erkekte de semen analizi gibi basit bir testle rahatlıkla doğru infertilite olup olmadığını ayırt etmemiz mümkün. Şimdi yayına başlamadan önce hocamla çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Dedim ki hocama şimdi. Biz kadınlar işte doğurganlıkla ilgili yaptırabileceğimiz bazı testler var. İşte AMH evet. değerine baktırmak bunlardan birisi. Bekarken de bir kanla bakılabilen bir test. Evet Doğru bu hocam? yumurtalık kapasitesini büyük oranda gösteren bir test. Ee, tabii her test gibi hata payları olabiliyor ya da varyasyonlar olabiliyor ama oldukça güvenilir bir testle Aşağı bir fikir yumurtalık veriyor. kapasitesiyle ilgili bilgi veriyor. evet. Peki erkekler için böyle bir test var mı diye sordum. Evet. Burada da tekrar cevabını ya, almak istiyoruz. Erkeklerde istiyorum e, tarama amacıyla ya da rutinde yapılması gereken bir kan testi vesaire yok. Hatta biz kan testlerini bir problem tespit ettiğimizde yapıyoruz erkeklere. Hı hı. E, hormonal durumuna o zaman bakıyoruz. E, erkeklerde semen analizi aslında basit bir basit bir test. Yani bir örnek alarak aslında semen semen incelemesi çok değerli veriler veriyor. Ama rutin de hani benim çocuğum işte normal mi diye bakalım mı denilecek bir durum değil. Ya da 18-19-20 yaşında. Aklına da gelmez değil mi böyle bir test yaptırmak? E, zaten bize gelen çoğu erkek faktörlü hastalar habersiz oluyorlar. Çünkü cinsel fonksiyonları çoğunun yeterli oluyor. Başka klinik bir bulgusu olmuyor. E, sadece semende tespit edebileceğimiz e, bir problem olabiliyor. Mesela meniyle Sperm birbirine karıştırılıyor kavram olarak. Meni e, her ejükülatta dışarı atılan sıvı. Bunun içerisinde sperm olup olmamasına bağımsız olarak aynı şekilde atılabiliyor. Biz mikroskop altında incelediğimizde meni olmasına rağmen içerisinde hiç sperm olmadığını görüyoruz. Tabi hasta şoklanıyor, e, beklemiyor böyle bir şeyi. Cinsel fonksiyonları yok. da normal olduğu için, bir belirtisi olmadığı için e, şaşırıyorlar. Bu tür hastalara da bu şekilde yardımcı oluyoruz. Ama bir tarama testi genel popülasyona yaptığımız bir durum yok. Yok kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doçent Doktor Nicel Taşdemir Stüdyo konuğum ve canlı yayında <laughs> infertilite ile ilgili merak ettiğim soruları yönlendiriyorum. Sizlerden gelen soruları da bekliyor olacağım. Peki hocam çiftler size ne zaman başvurmalı ee, ve o arada neler yapılması gerekiyor? Şimdi bizim temel kavramımız bir yıllık korunmasız ilişki. Haftada iki üç kez olan ilişkiye rağmen bir yılın sonunda gebe kalamayan çiftleri bekliyoruz. Ama bazı durumlar daha erken başvurmalarını gerektiriyor. 6 ay olduğunda başvurması gereken hastalar kadının 35 yaş üzerinde olduğu vakalar. Daha önceden yumurtalık cerrahisi geçirmiş kadınlarda yumurtalık rezervi risk altında olabileceği için daha erken başvurmaları iyi olabilir. Onun dışında bilinen bir problem varsa, ailede genetik hastalıklar varsa bu durumlarda bize daha evlenir evlenmez başvurması gereken çiftler olabiliyor. Hı hı. İşin özünde e, bir yıllık korumasız ilişkiye rağmen çocuk olmuyorsa muhakkak bir uzmanla görüşmelerini istiyoruz hastalığı Peki genetik dediniz. E, İnfertikte <laughs> genetik olabiliyor mu hocam? Tabii ki olabiliyor. Bazı kromozomal hastalıklar yaşamla bağdaşıyor. Yani yaşayabiliyorsunuz. Mental fonksiyonlarınız belki iyi olabiliyor. E, günlük yaşamınızda bir problem hissetmeyebiliyorsunuz. Translokasyon gibi problemler sizdeki ekspresyonu, dışa vurumu gayet normal olup sonraki nesillere aktarım problemleriniz olabilir. Bunlar genetik üremeye engel problemleri oluşturabiliyor. Erkeklerde Klinefelter sendromu gibi hastalıklar, kromozomlardan bir tanesinin fazla olması cinsiyet kromozomlarından bu tür hastalıklarda sperm hiç bulunamıyor. Bizim yine ileri teknolojiyle ve cerrahi yöntemlerle o hastalara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Oluşturduğumuz bebeklerde de sonraki nesile aynı genetik problemin aktarılmaması için bebek tedavilerinde testler yapabiliyoruz. Bu da çok önemli. Sonraki nesile de bu genetik problemin aktarılmasını Hı. istemiyoruz. Bu çok kıymetli bir şey. Genetik testler interaklite evet. tedavisinin aslında en başında yapılan testlerden biri diyebilir miyiz? Evet, evet. Yoksa Daha isteyen çiftlere mi yapıyorsunuz? Gerekli, tabii gereklilik hallerinde. Tabii isteyen çiftlerin içinde mevzuatta bir mani yok. Yani bebekleri koymadan önce e, yüksek doğrulukta genetiğini tespit edip koyabiliyoruz. SMA e, anlamında özellikle değil mi son yıllarda çok e, duyuyoruz. Tekken aslan genetik konusu çok geniş bir konu. Bu geniş konunun içerisinde tekken hastalıkları e, SMA gibi talasemiler gibi ayrı bir mevzu ve e, dedi SGK SGK'da yani daha doğrusu e, devletimizde artık bu tarz hastalıkların e, oluşmaması için daha oluşmadan e, tüp bebek tedavileriyle tespit edilip sağlıklı bebeklerin e, konulmasını teşvik ediyor. SMA hastası çocuğu olan çiftlerin hiçbir zaman normal çocuğu olmaz diye düşünmemek gerekiyor. O çiftlerin de oluşan embriyolarından, bebeklerinden bir kısmı sağlıklı olacak. Tüp bebek tedavileri de bunların hangisi sağlıklı, hangisi hastalıklı ayırmaya yarıyor. Ve dediğim gibi devlet güvencesi altında tüp bebek yapıp sonraki nesillere en azından sağlıklı e, bebekler dünyaya getirmelerini sağlıyor. Son sağlıyoruz. yıllarda duyduğum en sevindirici haberlerden birisiydi evet. devletin bu anlamdaki desteği. Dolayısıyla Kesinlikle. artık önümüzdeki yıllarda daha az SMA hastası çocukları duyuyor olacağız diye i̇nşallah, düşünüyorum. İnşallah, inşallah. E, şifa dileyelim ekranları anladım, başındaki anladım. bizi izleyip de şifa arayan hasta olan tüm izleyicilerimize. Şimdi hocam, e, biraz önce dediniz ki işte 35 yaşın altında, 35 yaşın üstünde vesaire yaş faktörü burada çok önemli. Hı -hı. Böyle bir çift var. Çocuk sahibi olamıyor. Size başvurdular. Süreç nasıl işliyor kısaca bahsedelim mi? Geldiklerinde genel tıbbi durumlarını, sadece üreme ile ilgili değil. Genel tıbbi durumlarını değerlendirmek hı hı. istiyoruz. Bu aldığımız anamnezle geçirdikleri operasyonlar, ailede taşıdıkları hastalıklar çok detaylı bir anamnez alıyoruz. Ondan sonra bu hastaları değerlendirmeye başlıyoruz. Fizik muayene yani pelvik muayene ile başlıyoruz kadında. Ondan sonra gerekli hormonal ve e, tıbbi tahlillerini değerlendirdikten sonra elimize bir, bir veriler çıkıyor. Bunlar da bazılarında ciddi anlamda e, tüp tıkanıklığı gibi, tüp bebeği gerektiren durumlar ya da sperm yetmezliği gibi durumlar olduğunda e, bunlara tüp bebek tedavilerini uygun görüyoruz. Ya daha hafif problemleri ya da problemsiz olan hastalar oluyor. O zaman bakıyoruz ki bu kendisi, kendiliğinden üreme potansiyelini yeterince kullanmış mı bu çift? Kullanmadıysa biraz daha teşvik edip onları gönderiyoruz, biraz daha denemelerini telkin ediyoruz. Sonrasında da eğer hala sonuç alamıyorlar, alamıyorlarsa açıklanamayan infertilite denilen yani testlerde temel testlerde problem saptanamayan hasta grubuna giriyorlar, onlara da müdahale ediyoruz. Dün şöyle bir baktım, sebebi bilinmeyen infertilite ile ilgili çok fazlaca açıklama var ve aslında çiftleri de doktorları da zorlayan bir süreçten bahsediyoruz değil mi? Hiçbir neden yok, hiçbir sebep yok ama çocukları olmuyor. Bunu doğru anlamak lazım. Aslında hiçbir sebep yok değil. Yapılan Aslında temel var bir evet. Sebep, değil mi? Yapılan temel testlerle saptanan bir problem yok. Hastalarda da böyle yanlış bir kanı oluyor. Hmm. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Hayır. Sizde rahim filmiyle saptanabilen, hormonal testlerle saptanabilen veya semen analiziyle saptanabilen temel problemlerden biri yok. Çünkü bazı çiftler yani çoğunluğunda rahatlıkla sonuca ulaşabiliyoruz öncelikle hastalıklı hastalarda açıklanamayan infertil hastalarında ama bunların da bir grubu var gerçekten çok zor hastalar. Yani alıyorsunuz yumurta var, sperm de var. Onları laboratuvar ortamında bile birleştirmeye kalktığınızda çok ciddi problemler olduğunu, hiç bebeklere bebeğe dönüşmediğini laboratuvarda görebiliyorsunuz. Allah'a şükür ki açıklanamayan infertil gru, grup geniş bir grubu infertil hastaların, Yani temel testlerde problem saptanmayan hastalar ama Bunların çok az bir kısmı yardımcı üreme teknikleriyle sonuç alamayan hastalar çoğunda biz sonuç alıyoruz bu hastaları. Ama bu kavram yanlış yani hani bizim hiçbir problemimiz yok değil. Bu temel testlerde saptanabilir problem yok demek burada. Yardımcı <laughs> üreme teknikleri dediniz evet. hocam. Tüp bebek de bunların Tüp bebek bunların biri. Değil mi? Evet bir modalite sadece. Neler var bunun dışında? Onun dışında yumurtlama takipleri, ilaçla yumurtlama stimülasyonları ve ilişkiye bırakılması ya da ilaçlı stimülasyonlar sonrası aşılama tedavileri gibi modaliteler de var. Bunlar daha basit tedaviler. Bazı hastalar bu basit yön müdahalelerle de gebe kalabiliyorlar. Onlara tüp bebek gibi daha etraflı şeylere gerek kalmayabiliyor. Çiftlerin mutlaka birlikte gelmesi Kesinlikle, gerekiyor değil mi? Evet. Bu tedavinin evet. en başından itibaren. Kesinlikle. Şimdi hocam, e, tabii birçok konu var, bunları da soracağım birçok sorum da var ama şişmanlık ve zayıflık. E, şişmanlığın e, infertiliteye neden olduğunu konuşuyoruz zaman zaman gelen uzmanlarla ama zayıflık da infertilite nedeni midir? Tabii çok ki. Çok zayıf olması kadının Şimdi eder. Zayıflık, ağır egzersiz e, ya da işte ağır spor e, yapan bayanlarda ceraş gibi stres hormonlarının fazla salgılanınca beyindeki o Hı döngüsel olarak salgılan hormonların ritmini bozabiliyor. Ee, anoreksik hastalarda, anoreksiye nervoza gibi e, psikiyatrik problemleri yeme olan, bozuklukları yeme de. bozuklukları olan hastalarda görüyoruz ki yumurtlama bozuluyor bir süre sonra. Bu tür hastalarda yumurtalık kapasiteleri iyi olsa bile e, sağlam yumurtlama fonksiyonlarına sahip olmadıkları için problem yaşıyorlar. Onun dışında bizim yardımlı üreme tekniklerinde de e, çok zayıf hastalarda, problemler yaşıyoruz ki gebelikte de bazı komplikasyonların riski artıyor artabiliyor. 18'in altındaki vücut kitle indeksleri genelde zayıf olarak adlediliyor. Eee obeziteden farklı olarak başka problemlere sebep olabiliyor. Yani iki her şeyin ideal güzel dengede olması, olması gerekiyor. 18-25 body mass indeksi bizim için iyi. Peki hocam devam edelim. E, i̇zleyicilerimizden gelen sorular var. Yönetmenim beni uyarıyor. Sorularla devam edeceğiz. Eğer sizin de bir sorunuz varsa sosyal medya adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Doçent doktor Nicel Taşdemir bu soruları yayında cevaplandıracak. E, Nergiz Hanım yazmış. İlk gebeliğimde 6 haftalıkken kürtaj yaptırmak zorunda kaldım. Şimdi tekrar çocuk sahibi olmak istiyoruz ama ben yine bir sorun çıkar mı diye korkuyorum. Kürtaj kısırlığa neden olur mu? Evet çok güzel bir soru bu. Ee, özellikle bir tane gebelik kaybı yaşayan hastalar e, bazen panik olabiliyorlar. Acaba böyle mi gidecek? Ya da ben anormalim de ondan mı gebelik kaybı oldu? Aslında öyle değil. Gebeliklerin as bakarsanız istatistik olarak e, ilk trimester dediğimiz ilk 13-14 haftasında birçok gebelik e, sonlanabiliyor. Yüzde %25-30'ları bulabiliyor. E, bunu biz araştırmıyoruz. bile Tek gebelik kaybını. Üst üste... 3 <laughs> gebelik kaybı, tekrarlayan gebelik kaybı, araştırılmayı gerektiren gebelik kaybı. Bazen bu 2'ye de esnetilebiliyor. Onun için tek gebelik kaybını çok e, dert etmelerini önermiyoruz. Tabii ki gebelik kaybı sonrası yapılan müdahalelerin her işlem gibi belirli komplikasyon riskleri var. Bu sadece işleme bağlı da değil, kadının işleme verdiği reaksiyonlara da bağlı. E, bazısı bilirsiniz yara iyileşmemiz çok abartılı olabiliyor bazen hani. Ufak bir kesimiz oluyor. Çok abartılı bir yara iyileşme dokumuz olabiliyor. Aynı hani şeyler iç organlarımız da içinde geçerli. Basit bir müdahale yapsanız bile yapışıklıklar rahim içerisinde oluşabiliyor. Enfeksiyonlar gelişebiliyor. Onların sekelleri kalabiliyor. Ama bunlar dert etmeye değecek oranda sık görülmüyor. Ee, onun için bu hastamızın endişe etmesine gerek yok. Sonraki gebeliği inşallah sağlıkla Kontrollerini doğacağım. ihmal etmesin <laughs> ama değil mi hocam? Kadın doğuma, doğum uzmanına görünmeyi ihmal etmesin. Devam edelim. <laughs> Rahim içi araç yani spiral kullananların daha sonra gebe kalmaları zor mudur? Buna belki de doğum kontrol e, ilaçlarını da ekleyebiliriz hocam. Evet aslında hem doğum kontrol ilaçları hem de spirallerin avantajları e, yöntemden yöntem bırakıldığı gibi doğurganlığın hızlıca geri dönmesiyle ilişkilidir. Onun için biz bu doğum kontrol yöntemlerini endişe etmeden kullanıyoruz. Çoğu hastada da bunlara bağlı herhangi bir problem yaşamadan gebeliklerini erken dönemde yaşıyorlar eğer problemleri yoksa. Devam ediyoruz bir sonraki soruyla. <laughs> 4 yıllık evliyiz. Eşimde de bende de bir sorun yok ama çocuk sahibi olamıyoruz. Tüm tetkikleri yaptırdık. Bir sorun yok. Beklemeli miyiz yoksa tüp bebek tedavisi mi olmalıyız demiş ismini vermek istemeyen bir izleyici. Burada bir iki konu önemli. Birincisi 4 yıllık evli olmanız demek düzenli cinsel ilişkiye 4 yıldır girdiğiniz anlamına gelmiyor. Çünkü görev nedeniyle başka şehirde yaşamak nedeniyle eşinin asker olması nedeniyle bir hasta geliyor. 5 yıllık evliyim, 4 yıllık evliyim ama yan yana geçirdikleri süre 3 ay, 4 ay. Öncelikle bunu değerlendirmek gerekiyor. Evlilik süresinden daha önemli bizim için beraber geçirdikleri vakit. Ee, eğer e, özellikle İngiliz ekolünde 2 yıldan fazla süredir e, korunmasız ilişkiye rağmen gebe kalamıyorlarsa burada tüp bebek tedavilerini özellikle radikal olarak kullanıyor o ekol. Ama daha e, Avrupa, Avrupa Amerika ekolüne baktığınızda ise biz bu hastaları değerlendirdikten sonra bir problemleri yoksa yine açıklanamayan infertil gibi e, gibi düşünülüyorsak bu kadar süreden sonra muhakkak müdahaleler ediyoruz. yumurtlatma tedavileri uygulayabiliyoruz. Uygunsa hastalara aşılama tedavileri uygulanabiliyor. Bunlar da sonuç alamazlarsa eğer son basamak tedavi olarak yine tüp bebek tedavileri Devreye giriyor. Evet biraz önce çok önemli bir şey söylediniz aslında sebebi bilinmeyen infertilite diye nitelendiriyoruz ama mutlaka bir sebebi vardır. Şey doğru vardır. tetkik doğru araştırmayla bu bulunursa tedavide evet, edilir. Bazı yöntemlerle bulamıyorsunuz hiçbir hasta da ama tüp bebek gibi yardımcı üreme teknikleri çok nedenini anlamadığımız bazı yani tıbben anlayamadığımız bazı problemleri de hızlıca çözmemizi sağlıyor. Bypass etmemizi sağlıyor. Peki devam edelim bir sonraki soruyla. Polikistik over sendromu infertilite nedeni mi? E, Aysu Hanım soruyor. Evet bir infertilite nedeni olabilir. Yani polikistik over sendromu oldukça yaygın. Türk toplumunda da Avrupa e, topluluklarına göre biraz sık görülen bir hastalık. Hastalarda yumurtlama bozukluklarının sebep olabiliyor. Kil, %85 civarı kilolu hastaların %15'i zayıf da olabiliyor. E, aslında polikistik over sendromu farklı kliniklerle, size başvurabilecek bir hasta ıı, topluluğu. Bunların bir kısmı gerçekten infertiliteye çok yatkın. Özellikle yumurtlama bozukluğuyla giden kilolu hastalar. Biz bunların hepsinde e, ön değerlendirme sonrası ihtiyaçları olan tedavilerle, bazen basit tedavilerle, bazen tüp bebek gibi tedavilerle sonuç alabiliyoruz. Ama Polikistik over sendromu hastaların hepsi infertildir denemez. Bir kısmı özellikle kilo kontrolünü iyi sağlayan ve yumurtlaması geri dönen hastalar kendiliğinden de gebe kalabilir. Çok yaygın değil mi hocam polikistik? Türkiye'de daha iyi sık görülüyor Avrupa şey. Devam edelim bir sonraki soruyla. Varikosel ameliyatı sperm eksiklikleri üzerinde olumlu etki yapar mı? Şimdi Benim varikosel ameliyatı mesela. aslında ürolojinin mevzusu. Daha çok eee üroloji uzmanlarının yaptığı Hı. bir ameliyat ve klinik olarak muayene ile karar verdikleri bir durum. Sperm parametrelerinin olumlu etkileri olmasını bekliyoruz. Bazen sayı olarak bazen hareketlilik olarak olabileceği gibi spermin kalitesi DNA hasarında da azalmalara sebep olup başarı arttıracağı ile ilgili bilimsel veriler var. Nadir hastalarda tabi parametrelerde kötüleştiğinde kötüleşme olduğunu görüyoruz. Ama bunu Uz bir uzman değerlendirip ameliyat indikasyonu koyarsa çok da karışık bir ameliyatı yok yapılırsa sonraki tedavi basamaklarında da faydası oluyor. Peki devam edelim bir sonraki soruyla. Merhaba iyi yayınlar. 43 yaşındayım. Yumurta dondurma işlemi yaptırabiliyor muyum?" demiş biz. Evet, gördüğünüz, gördüğünüz gibi yaş yine iddialı 40 yaş üstü. Şimdi buradaki problemlerimiz şu. Temel prensibi unutmaması gerekiyor hastaların. Bir tedaviye, üreme tıbbı yardımcı üreme tekniklerinden birine başvurduğunuzda en iyi verimi en genç yaşta alırsınız. Yani ne kadar erken bize gelirseniz o kadar verim alırsınız. Tabii ki teorik olarak 43 yaşında bir hastanın yumurta dondurması mümkün ama 40 yaş sonrası elde ettiğimiz yumurtalardan oluşacak bebeklerdeki genetik anormallik oranları 35 yaşına göre daha yüksek. O yumurtalardan verim alma ihtimalleri yaş geçtikçe azalıyor. Burada şöyle bir trik de var. 43 yaş 44'e göre iyi. Yani orada 40'tan sonraki her geçecek sene e, alabileceğimiz yumurtadan verimi ee, değiştiriyor. Tabii ki 40 yaş sonrasında da yumurta dondurabilir hastalığı. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz izleyicilerimize soruları için. Zayıflık infertilite neden olabilir mi diye sormuş. Biraz evet. önce konuştuk. Konuşmuştuk. 18-6 vücut kitle indeksi çeşitli sebeplerle infertiliteye sebep olabilir. Yumurta boz, yumurtlama bozuklukları başta olmak üzere. Evet hocam. Şimdi e, geçen programda yapmıştık bir dakikada tüp bebek demiştik. Hazırsanız Beni bir geliyorum. dakikada <laughs> infertiliteyi anlatacak hocam. Peki, Bakalım olur. neler söyleyecek. Kadınlarda infertilite nedenleri? E, çok envai sebebi var. Tüplerin tıkanıklığı, anatomik bozukluklar, yumurtlama bozuklukları, yumurta rezerv bozuklukları bir sürü sebebi var. Erkeklerde infertilite. Erkeklerde nedenleri. temelde semen ne etki edebilecek genetik bozukluklar ya da yapısal bozukluklar, semen sayısındaki azlıklar veya semenin içerisinde spermin yokluğu. E, sebebi bilinmeyen infertilite olduğunda ne Değerlendirilmesi, evalü edilmesi ve ona göre de uygun tedavi parametri protokolünün başlanması gerekiyor. Asla yapılmaması gerekenler. İnfertilite vazgeçmek. Yani bu çok önemli bir nokta. Neyse bir dakikayı geçmeyeyim. <laughs> evet, vazgeçmemek. <gülüyor> vazgeçmemek. <gülüyor> e, tedavi çok defa denenebilir. Tabii ki denenebilir. Eve sağlıklı bebek gidene kadar bizim tedavimiz bitmez. E, tedavide en önemli şey hasta uyumu ve iyi laboratuvar. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz bir dakikada infertiliteyi aslında çok geniş bir konu çok belki saatlerce konuşulabilir Her biriyle, evet. ama toparlayabildiğimiz kadar en azından yayınımızda hem sizlerden gelen soruları cevaplandırdık hem de ben not aldığım soruları burada yönlendirmeye çalıştım ama belki de en kıymetli şeylerden bir tanesi hocam. Toplum baskısı. Şimdi çocuk sahibi olamayan e, çiftlerin en çok strese girdiği konulardan birisi. Bizim toplumumuzda ne olur hocam? İşte e, kızı istersiniz e, evlenir e, oğlunuz e, ha, hani çocuk? Ne zaman çocuk? Ne zaman çocuk? Bir çocuk doğar sonra ne zaman ikinci çocuk diye sorulur. Evet. Hele hele çocuk yoksa e niye çocuk yok diye soruluyor. Bence bu bizim üzerimize vazife değil değil mi hocam? Kesinlikle. Şimdi toplumumuzun Sormamadız. çok güzel bir yapısı var aslında. Çok samimi bir milletiz. E, ve yani çok Sıcak kanlıyız ve kısa sürede ilişki kurabiliyoruz ve detaya girebiliyoruz. Ee, çocuk sahibi olmak, evlilik, bunlar çok kişisel konular. Ee, i̇nsanların tercihlerine saygı duymak babında da e, bu konuların çok detaylarının konuşulmaması, hatta aile bireyleri tarafından bile dile getirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. E, artık de, e, İnsanlar kötü niyetle yapmıyorlar bunu. Yani yardımcı tabii, tabii. olmak isteyebiliyorlar. Yani kötü i̇şte bir sorun varsa ama... biz de e, girelim, yani da, dahil olalım ya da bir tanıdığımızın böyle bir sorunu vardı, şöyle çözüldü demek istiyorlar. Yani birçok e, iyi niyet var bunun içerisinde ama e, sonuçları çoğunlukla problem oluyor ve hastaların zaten kendilerinde olan stresi, yani onlar sorunlarının farkındalar, çocuk istiyorlar ve olmuyor. E, bunu arttırdığını, potansiyelize ettiğini görüyoruz. O yüzden özel bir konu olarak ailenin bile bu konuya mesafeli kalmalarını ve çiftleri yalnız bırakmalarını bir yardım isterlerse tabii ki mesela bir kuruma ulaşmak için ya da bir hekime ulaşmak için bu konularda yardım olmalarını onlarda da yorum yapmamalarını Rica ediyor, zorlaştırıyor işimizi. Hocam şimdi tabii e, tıp gelişiyor, tedavi yöntemleri gelişiyor ama yine yani toplumumuzdan bahsetmişken biz şeyi çok seviyoruz böyle İşte yeme içmeyle böyle otlarla Hı -hı. bitkilerle falan evet. işler yapmayı. Evet. İnfertilitede de bunun geçerli olmadığını söylemek gerekir bence. Şimdi e, hurafelerle iş yapmak çok tehlikeli. E, mesela bazı takviyeleri görüyoruz, hani bilimsellik dışı yapılan takviyelerde karaciğerlerin karaciğere yükleniyorlar. Yani bazı ağır vakalarda karaciğer yetmezlikleri bile Hı. görülebiliyor. Ee, onun için e, bildin ki takviyelerde de kimyasallar var, ilaçlarda olduğu gibi. Hani ilaca çok tuhafakı, evet e, karşıyız. Ama takviyelerin de kimyasal olduğunu, ilaçların da bitkilerden yapıldığını e, düşünmüyoruz. E, bunların iyi tartılması gerekiyor. E, burada ben daha çok e, sağlıklı yaşam tarzının bir kültür halinde benimsenmesi gerektiğini ve uzun vadeye yayılmasını gerektiğini düşünüyorum. Yani siz sağlıksız yaşıyorsanız ve bir ay içerisinde istediğiniz otu kullanın. O sizin bütün parametrelerinizi düzeltmesi böyle bir mucize yok. Olsa biz Bunu zaten uygularız. Mutlaka <laughs> söylemiş olalım. Çok evet. çok teşekkür ediyoruz efendim. Doçent doktor Nicel Taşdemir stüdyo konuğumdu. Önümüzdeki hafta yayında değiliz efendim. Ama sonraki hafta 8 Mayıs'ta burada olacağız. Ve Profesör Doktor Oktay Banlı stüdyo konuğum olacak. O konuşmaya devam edeceğiz. Görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Sağlıkla kalın.